Aslına bakarsanız Amazfit Band 5 modelinin Mi Band 5 modeline göre iki önemli artısı bulunuyor. SpO2 ölçümü, yani kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor ve Amazon'un sesli asistan desteği olan Alexa desteği bulunuyor. Sensörleri de biraz daha geliştirilmiş. Yani özetle Amazfit Band 5 modeli özellik olarak Mi Band 6 modeli gibi ama bunu bize Mi Band 5 kasasında sunan bir model olmuş. Merhaba, ben Enes. Amazfit Band 5 modelinin incelemesini yapacaktım. Ancak Mi Band 5 ve Mi Band 6 modeliyle karşılaştırırsam video işinize daha fazla yarar diye bu videoyu oluşturdum. Yine kanalımda burada gördüğünüz karşılaştırma videolarını yaptım. Bu video bitiminde onlara da bakabilmeniz için hem karşılaştırma video linklerini hem de satın alma linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. 3 bilekliği de koluma takarak yürüyüş, eliptik bisiklet ve normal bisiklet olarak 3 ayrı sporda ölçüm tutarlılıklarını test ettim. Doğru ölçmeler için de hepsini aynı bileğime sıkı bir şekilde taktım. 25 dakikalık bir yürüyüş sonrasında burada gördüğünüz değerleri elde ettim. Yürüyüş yaparken kabul edilebilir derecede bir adım farkı oluştu aralarında. Yakılan kalori ölçümü olarak Mi Band 5 modeli biraz daha az ölçmüş diğer iki modele göre. Yine nabız konusunda da Mi Band 6 modeli ve Amazfit Band 5 modeli biraz daha yakın sonuçlar vermişler. Açıkçası hangi bilekliğin daha doğru ölçtüğünü tespit etmek pek mümkün değil. Ancak yakın olanlar ile farklı ölçenleri görebilmek için bu değerler işimize yarayabilir. Ekstra olarak Mi Band 6 modelinde egzersiz geçmişi özelliği de bulunuyor ve bu sayede daha önce yaptığımız egzersizleri bileklik üzerinden görebiliyoruz. Yine grafik olarak da Mi Band 6 modeli yapılan yolu grafik şeklinde gösterebiliyor bize. Yine bileklikleri koluma takarak 22 dakikalık eliptik bisiklet üzerinde yaptığım testte de yakılan kalori, ortalama nabız ve maksimum nabız olarak sonuçları oldukça benzerdi 3 bilekliğinde. Yine son olarak dışarıda 22 dakikalık yaptığım bisiklet antrenmanında da yine GPS bilgisini telefondan aldı bileklikler. Haritalama yaptılar ve haritalama kısımları oldukça benzerdi. Nispeten daha önemli olan nabız ölçümünde de benzer sonuçlar verdiler. Ortalama ve maksimum nabız olarak. Yakılan kalori miktarı olarak da Mi Band 6 modeli biraz daha fazla ölçtü. Bu arada Mi Band 5 modelinde ve Amazfit Band 5 modelinde burada gördüğünüz 11 adet spor modu bulunurken Mi Band 6 modelinde burada gördüğünüz yine 30 adet sporu destekliyor. Spor takibi açısından benim görüşüm Mi Band 6 modeli diğer iki modele göre biraz daha başarılı. Tabii ki bu bilekliklerin verdiği değerlere birebir de güvenmek doğru olmaz. Sağlık açısından sadece fikir verebilir diyebiliriz genel anlamda benim fikrim olarak. Uyku ölçümü kısmına geldiğimizde 3 bilekliği de koluma takarak 3 gün boyunca test ettim. İlk gün hepsi 3-4 dakika farkla benzer sonuçlar verdiler. İkinci gün Mi Band 5 modeli 30 dakika uykuya daldığımı fark edemedi. 30 dakikalık bir geç ölçtü. Üçüncü gün ise gece tam olarak Mi Band 5 ve Mi Band 6'nın ölçtüğü saatte yattım. Ancak akşam yemekten sonra Amazfit Band 5 modelini ve diğer modelleri masanın üzerinde bıraktım. Yani kolumda takılı değillerdi. Ancak burada Amazfit Band 5 modeli masada dururken beni uykuda zannetmiş ve toplam uyku süresini burada gördüğünüz gibi epey fazla ölçmüş. Mi Band 5 modeli de gece hiç uyanmamama rağmen 16 dakikalık bir uyanıklık süresi eklemiş. Yani 3 günün toplamında Mi Band 6 modeli hariç diğer 2 model birer gün hatalı olarak ölçüm yaptılar. Gündüz uykusunu ölçüm olarak 3 bileklikte şekerleme olarak bu gündüz uykusunu ölçebiliyor. Mi Band 5 ve Amazfit Band 5 modeli bilgisayar başında otururken beni şekerleme yaptı olarak ölçtüler. Mi Band 6 modeli bu yanlış ölçümü yapmadı. 15 dakika geleceğim. Stres ölçümü konusunda Amazfit 5 ve Mi Band 6 modelleri benzer sonuçlar verdiler. Mi Band 5 modeli ise biraz daha yüksek ölçtü stres kısmını. Parmaktan nabız ölçen oksimetreyle yaptığım testte de 3 bileklikte oksimetreyle nabız ölçümü olarak benzer sonuçlar verdiler. Burada Mi Band 5 modelinin bir eksi özelliği olarak bileğe takılı olmasa dahi havanın nabzını ölçebiliyor. Diğer iki model kolda olmadıklarını algılayabiliyorlar sensör olarak. Kandaki oksijen miktarını ölçüm testinde ise oksimetre 98 değerini verdi. Bileklikler ise aynı sonucu %97 verdiler. Normal değer olarak da %95 ile %100 arasında olması gerekiyor bu değerin. Artı ve eksi kısmına geldiğimiz zaman burada tüm bilekliklerin artı ve eksilerini kısaca özetledim. Burada Mi Band 6 modeli son güncelleme ile birlikte, hatta bu videoda da daha detaylı olarak birkaç ipucunu daha anlattım. Pomodoro sayacı ve hazır cevap ile mesaj yazma özelliği geldi Mi Band 6 modeline. Ancak bu hazır cevap özelliği sadece Android telefonlarda çalışıyor. iPhone'larda çalışmıyor. Amazfit Band 5 modelinde Amazon'un akıllı asistan desteği olan Alexa'da bulunuyor. Ancak bunu Türkçe dil seçeneğini seçerseniz kullanamıyorsunuz. Bu özellik Siri veya Google akıllı asistana benziyor açıkçası. Talimat veriyorsunuz ve bileklik üzerinden bu gerçekleştiriliyor uygulaması üzerinden. Ancak video yayınladığım tarih itibariyle Türkçe dil desteği de bulunmuyor bu özelliğin. Yani Türkiye'de çok kullanışlı bir özellik değil açıkçası. Mi Band 5 modelinin artısı da
fiyatı diyebiliriz diğer modellere göre. 3 bileklikte de 125 mAh'lik bir kapasite bulunuyor. Bilekliklerin kendi fabrika verilerine göre bu kadar süre bataryaları dayanabiliyor. Ancak burada sağlık ölçümü kısmında ne sıklıkla sağlık verilerinizi takip ettiğinizi açmanız bilekliğin kullanım süresini ciddi manada değiştiriyor. Benim burada kendi yorumum olarak Mi Band 5 modeli en uzun süre giden diyebilirim. Yaklaşık 10 gün civarında gidiyor. Mi Band 6'nın ekranı biraz daha büyük olduğu için yaklaşık olarak 7-8 gün civarında gidiyor. Amazfit Band 5 modeli de Mi Band 5 modeline göre 1-2 gün daha az gidiyor. Yani burada en uzundan en kısaya doğru batarya süresi bu şekilde. Ancak burada Mi Band 6 modelini kullansanız dahi ben kendi kullanım tecrübemde bir haftanın altında bir süre elde etmedim. Bildirim okuma kısmına geldiğimiz zaman Mi Band 6 modelinde bazı emojileri gösterebilirken diğer 2 modelde emoji desteği bulunmuyor. 3 bileklikte de Türkçe dil desteği bulunuyor. Her 3 bileklik de aynı karakterdeki mesajları gösterebiliyor. Mi Band 6 modeli biraz daha büyük olduğu için daha rahat bir şekilde okunabiliyor. Bildirim alma veya bağlantının kopması veya tekrar gelmemesi gibi bir sorunla karşılaşmadım 3 bileklikten de. Uygulama olarak bileklikleri burada gördüğünüz uygulamalarda kullanabiliyoruz. Genel olarak Zep uygulaması da aynı amaca hitap eden Mi Fit uygulamasına benzer detaylar veren bir uygulama. 3 bileklikte de özelleştirilebilir temalar bulunuyor. Ben burada Amazfit Band 5 modelinin temalarını biraz daha hoş buldum çeşitlilik açısından ve kalite açısından. Ekran parlaklıkları üçünün de aynı. Mi Band 5 ve Mi Band 6 modellerinde birebir aynı kordon kullanılıyor. Amazfit Band 5 modelinin kayışı biraz daha kalın ve kaliteli hissettiriyor açıkçası. Her 3 bileklikte de 5 ATM yani 50 metre suya karşı dayanıklı. Videoyu yayınladığım tarih itibariyle bilekliklerin fiyatları bu şekilde. Burada bütçenize göre karar vermeniz daha doğru olur. Çok aralarında uçurum farklılıklar yok açıkçası. Bütçeniz uygunsa eğer Mi Band 6 modeli güzel bir tercih olabilir. Kandaki oksijen miktarının ölçümü ve biraz daha gelişmiş özellikleriyle sanırım Amazfit Band 5 modeli Mi Band 5 modeli yerine tercih etmek daha iyi olabilir. Ancak Mi Band 5 modeli yakın süre içerisinde 200 TL altına düştü. Hatta Mi Band 6 modeli de 300 TL'ye düşmüştü. Ara ara 300 TL civarına düşebiliyor. Ben de burada indirim fırsat ve kuponları paylaştığım Telegram kanalımda bu indirimleri paylaşmıştım. Telegram kanalımı da takip etmenizi tavsiye ederim. Bu bilekliklerin genel olarak amacı sağlığımızı düzene sokmak. Burada Mi Band 5 modelini bile alsanız sağlığınıza katkısı mutlaka olacaktır. Tüm bilekliklerin satın alma linklerini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına bekliyorum. Siz olsanız hangi bilekliği tercih ederdiniz? Lütfen yorumlar kısmında belirtin. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Jack, yanıyorum.